Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Değerli Hocalarımız, Kıymetli Katılımcılar ve Öğrenci Arkadaşlar. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü ve Tarih, Düşünce ve Araştırma Topluluğu'nun 6 Şubat anısına müştereken hazırlamış oldukları Hatay'ın Tarihi ve Değerleri Anısı konulu panelimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Programın akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Veysel Eren'in açış konuşması, panel sunumu, soru-cevap bölümü, toplu fotoğraf çekimi ve kapanış. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizin ve 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Kıymetli misafirlerimiz, etkinlik açış konuşmasını yapmak üzere ÜYAK Başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Veysel Eren'i kürsüye şeriflerine arz ediyorum. Değerli dekanlarım, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz Hatay'ın Tarihi ve Değerleri isimli panelimize hoş geldiniz, safa geldiniz. Bildiğiniz gibi bir yıl önce yaşamış olduğumuz deprem sonrasında üniversitemiz çok yoğun bir gayret sarf etmeye başladı ve tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, herkese ev sahipliği yaptı. Ve her geçen gün fiziki mekanların iyileştirmesi tamamlandıkça asıl amacımız olan, asıl görevimiz olan bilimsel araştırmalara, eğitim-öğretim faaliyetlerine, toplumsal katkı faaliyetlerine odaklanmaya başladık ve faaliyetlerimizi bu yöne doğru kaydırmaya başladık. Çok sayıda çalıştaylar, paneller, toplantılar bu süreç içerisinde yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Yapılacak, bundan sonra da yapılacak. Sabah Nihat Hocam'la bir istişare yaptık ve
Ziraat Fakültesi öncülüğünde örneğin burada zeytincilikle ilgili, ipek böcekçiliği ile ilgili, narinciye ile ilgili çalıştaylar yapılacak. Bunlar üniversite olarak bizim en temel görevlerimiz arasında. Yani böyle içinde yaşadığımız bölgede ortaya çıkan sorunları kendi uzmanlarımızın değerlendirmesi, bu sorunlara çözümler üretmesi, üreticilerin önünü açacak, onlara vizyon katacak değerlendirmeler yapmaları, çalışmalar yapmaları son derece kıymetli. O çalıştaylardan, o çalışmalardan bir tanesi de bugün gerçekleştirilecek olan panelimiz, Hatay'ın Tarihi ve Değerleri isimli panel. Hatay bildiğiniz gibi 5000 yıllık bilinen tarihe sahip bir kent, şehir. Ve aslında 6 Şubat öncesinde bizler bir tarihe sahiptik. Ama 6 Şubat'la birlikte biz de içinde yaşadığımız toplumla, şehirle birlikte tarihin sayfalarında yer aldık. Biz de tarih olduk. Bundan önce belki defalarca Hatay'da, bu bölgede, Maraş'ta, Maraş'tan bu tarafa doğru defalarca depremler olmuş. Binlerce insan hayatını kaybetmiş, binlerce aile parçalanmış, düzen alt üst olmuş, refah bozulmuş. Defalarca yaşanmış bunlar, defalarca yaşanmış. Dolayısıyla aslında bunların yaşanmasının asıl sebebi deprem doğal bir olay, afet bile değil. Hani deprem afeti falan diyorlar ya da tabii doğal afet diyorlar deprem için ama kendisi, depremin kendisi bir afet değil. Sonuçları afet. Sonuçlarında da bizlerin çok önemli bir rolü var. İnsanoğlunun çok önemli bir rolü var. Yani evlerimizi nereye yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Değil mi? Bütün bunların çok büyük etkisi var. Depremin felakete dönüşmesinde, afete dönüşmesinde. Dolayısıyla tarihi bilmek bu anlamda daha önce içinde yaşadığımız coğrafyada ne olmuş, neden olmuş, nasıl olmuş bunları anlamak, ne gibi sonuçlar doğurmuş bunları anlamak bakımından son derece değerli, önemli. Bu konuda Mehmet Hocam'ın çok önemli çalışmaları da var Hatay tarihi üzerine. Bugün kendisi sizlerle konuşacak, paylaşacak bunları ve özellikle Hatay depremleri üzerine çok değerli araştırmaları var. Kitaplarında ben gördüm. Defalarca Hatay'ın nasıl depremlerden etkilendiğini, hangi dönemlerde depremler yaşandığını ele almış, dile getirmiş depremden çok önce. Ama bizler okumadığımız için, bizler bunları değerlendirmediğimiz için, yeteri kadar tarihten ders almadığımız için tekrar tekrar tarih tekerrür ediyor. Bugün biz yaşadık. Belki 100 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene sonra bir başkaları yaşayacak. Bizlerin torunları yaşayacak. Torunlarımızın torunları yaşayacak. Aynı şeyleri. Hani insan akıllı bir varlıktı? Nerede kaldı bizim akıllı olmamız? Yaşamışız, defalarca deneyimlemişiz yani bu bölgede. Depremler oluyor, büyük depremler oluyor. Madem bu kadar büyük depremler oluyor bu bölgede, yaptığımız her yapıyı buna göre yapmamız gerekir. Bunu göz önünde bulundurarak birinci madde, önümüzde en büyük işte şablon olarak bunu koymamız lazım. Bu bölge deprem bölgesi. Büyük harflerle mühendisi de bunu önüne koyacak, mimarı da koyacak, alıcısı da koyacak, satıcısı da koyacak. Dolayısıyla tekrar aynı felaketleri yaşamaktan bir şekilde kurtulmamız lazım. Bu kısır döngüyü kırmamız lazım. Üniversite olarak bizler toplumu, önce kendimizi sonra da toplumu, içinde yaşadığımız toplumu aydınlatarak, onlara yol göstererek bu felaketlerin olumsuz etkilerini ya da bu felaketleri azaltıcı bir rol oynayabiliriz. Bunun için bugün burada toplandık. Toplantının, panelin hem üniversitemiz çalışanlarına hem şehrimize fayda getirmesini, katkı sağlamasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Konuşmalarından dolayı Sayın Rektörümüze teşekkür ederiz. Saygıdeğer konuklarımız, şimdi de Hatay'ın tarihi ve değerleri anısı konulu panelimize geçiyoruz. Panelimizi yönetmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Bülent Arı'yı sahneye davet ediyorum. Öncelikle Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Dekan Arkadaşlarım ve üniversitemizin kıymetli personeli, hepinize hoş geldin diyorum. Panelde iki arkadaşım daha olacak benden başka. Bunlardan birisi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Sacit Ulus. Kendisini davet ediyorum. Diğer konuşmacımız da yine tarih bölümünden Doktor Mehmet Yusuf hocamız. Buyurun. Evet, ilk konuşmacımız Sacit Uğuz hocam olacak. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden. Ancak ben konusu itibariyle biraz önce Sayın Rektörümüzün de değindiği üzere Mehmet Tekin'in kitabı üzerine bir konuşma yapacak Sacit Hocam. Mehmet Tekin Hocam hepimize dokunmuştur. Hepimizin üzerinde emeği vardır. Kültürle, tarihle ilgilenenler üzerinde. Ben onun için bunun programın adı da bu yüzden zaten anı oldu. Mehmet Tekin hocamla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Sacit hocama söz vermeden önce. Kendi tabiriyle Hatay mahkumu olmuş bir Mehmet Tekin. Bir ili adanmış bir ömür. Mehmet Tekin hocamla Süleyman ağabeyim ve üstadım Hüseyin Güftah sayesinde tanıştım. Sene 1996 idi. Ben o zamanlar henüz 26-27 yaşlarında genç bir öğretim görevlisiydim. Bir yandan da Adana'da doktora yapıyordum. Mehmet Tekin Bey o dönemlerde Hatay Folklor Sempozyumu düzenleme hazırlığındaydı. Benim de sempozyumda bir bildiri sunmam için teşvik etti. Kısacası Mehmet Tekin ile ilk ortak çalışmalarımız bu şekilde başladı. Sonrasında aramızda saygı ve sevgiye dayanan bir kültür birlikteliği dostluğumuzu güçlendirerek 2020'li yıllara kadar ulaştırdı. Bu dostluk geçen süre zarfında bana çok şey kazandırdı ve öğretti. Sonrasında Mehmet Tekin hocamla birlikte 3 sempozyum daha düzenledik. Karaköse beldesinde, Kuseyir'de, Afat bünyesinde ortak çalışmalar yaptık. Güney'de Kültür Dergisi benim için adeta bir okul oldu. Ve geçen süre zarfında bu dergide 20'ye yakın makalem yayımlandı. Ayrıca derginin 20. yılını Mehmet Tekin Hoca ile birlikte kutlama mutluluğuna eriştim. Ayrıyeten derginin 100. ve 200. sayıları ile ilgili tanıtım yazılarını yazmak da bana nasip oldu. Güney'de Kültür Dergisi geçen 35 yıl içerisinde yeni yazar ve şairlerle kendisini yeniledi ve tüm yurda hitap eden zengin bir içeriğe ulaştı. Son zamanlarda da rektör hocamla paylaştım. PDF halinde bunları Adana'da bir kütüphane daire başkanı arkadaşım var. Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde. PDF'ye çektiriyorum. İnşallah üniversitemizin kütüphanesine bir katkı olarak ekleyeceğiz onu da. Güney'de Kültür Dergisi'nde yer verilen konular eğitim, sanat, tarih, müzikle ilgili yazılardı. Bunun yanında fikir yazıları ve şiirlerle dergiyi Hatay kültüründe bir anıt olarak yükseltti Mehmet Tekin Hocam. Kanımca Mehmet Tekin'in değeri gelecek 10 yıllarda daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Bunun en önemli işaretleri kendisine 2016 yılında bir vefa örneği olarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi rektörlüğünce Fahri Doktora unvanının verilmiş olması
ve bugünlerde rektörümüz Sayın Profesör Doktor Veysel Eren'in Mehmet Tekin'in eserlerinin yeniden gözden geçirilerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kütüphanesi kayıtlarına geçirilmesi talimatı vermesiyle Mehmet Tekin hocanın adının üniversitemizde bir amfiye verilmesi suretiyle hocanın adını gelecek kuşaklara aktarma çabasıdır. Kendisine teşekkür ediyorum. Kısacası Doktor Mehmet Tekin ömrünün aşağı yukarı yarısını Hatay hakkında yapılan çalışmaların daha fazlasını ortaya çıkarma gayretiyle geçirmiştir. Ve bunu yaparken de hiçbir maddi şey beklememiştir. Hatta çoğu zaman da ben kendisine söylerdim. Hocam nereye gidecekseniz ben alayım sizi götüreyim. Kabul etmezdi. Toplu taşıtlarla hareket ederdi. Bu da onun alçak gönüllülüğünün bir göstergesi. Aslında Mehmet Tekin Hoca hani Mevlana diyor ya baza her ancı baza gel ne olursan ol gel öyle birisiydi. Yani çağımızın belki modern bir şekilde Mevlana felsefesini almış, işlemiş ve içine yerleştirmiş birisiydi. Bu anlamda da önemli birisiydi. Bugün kardeşim Sayın Doçent Doktor Sacit Uğuz Hocam da Hatay'da deprem konusu üzerinde bir konuşma yapacak ve kendisi de yine Mehmet Hoca'nın depremlerle ilgili yazdığı kitaplardan yararlanacak. Bu amaçla da Mehmet Tekin Hoca'yı anmak istedim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Buyur Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, kıymetli hocalarım, değerli mesai arkadaşlarım. Panelimizin bana ayrılan süresinde ben Antakya'yı etkileyen tarihi depremler üzerinde bir konuşma yapacağım. Doğal afetler üzerinde yaşadığımız dünyanın bir gerçeğidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak doğal bir hadiseyi biraz önce Sayın Rektörümüz çok güzel ifade ettiler. Afet haline getiren ortaya çıkardığı sonuçlardır. Bu anlamda düşündüğümüzde depremler doğal afetler içerisinde sonuçları itibariyle en yıkıcı etkiyi bırakan afetlerdir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Doğal afetlerin ortak özellikleri ne zaman, ne şekilde, ne şiddette olacağının kestirilememesidir. Bu konuda bir şey öngörmek oldukça zordur. Ancak depremler bunun içerisinde diğerlerinden ayrılır. Depremlerde tarihsellik denilen bir unsur vardır. Geçmişe dönük meydana bir bölgedeki depremlerin tarihinin incelenmesiyle o bölgedeki deprem döngüsünü aşağı yukarı tahmini olarak ortaya koymak mümkün olabilmektedir. Ki buna tarihsel sismoloji adı verilmektedir. Geçmişte meydana gelen depremlerin şiddet ve konum bilgilerinin tarihsel araştırmalarla ortaya konulmasıdır tarihsel sismoloji. Bu şekilde sismolojik veriler geçmişte meydana gelen depremlerin şiddetini, bölgenin lokal sismik etkinliğini ortaya koymamıza yardımcı olur. Bir de aletsel sismoloji vardır ki tarihsel sismolojiye göre çok daha yeni bir terimdir bu. Aletsel sismoloji 1900'lü yıllardan sonra ortaya konulmaya başlanmıştır. Bir bölgede meydana gelen depremin aletsel olarak çeşitli teknolojik aygıtlar yardımıyla büyüklüğünün ölçülmesidir. Özellikle 1960'lı yıllardan sonra bu daha da bir standartlaştırılmıştır. Biz bugün Antakya'da tarihte meydana gelen Antakya'yı etkileyen depremler üzerinde durarak acaba Antakya'da bu tarihsel sismoloji verileri incelenerek deprem döngüsünü tespit edebiliyor muyuz, edebiliyor muyuz? Biraz da onun üzerinde duracağız. Örneğin İstanbul'a baktığımız zaman Büyük İstanbul depremlerine 1509'da bir yıkıcı depremin olduğunu görüyoruz. Ardından 1766, 1894, 1999 belli periyotlarla bu depremlerin devam ettiğini görüyoruz. Antakya'ya baktığımızda ise elde edilen veriler ışığında Antakya'da
Bilinen en eski deprem M.Ö. 300'lerde meydana gelmiş. Büyük İskender'in komutanlarından Seleukos Nikator'un kurduğu bu şehir, ki Antiyok babasının adıdır, babasının ismini vermiştir. Kurulduğu günden itibaren önemli yollar güzergahında olması nedeniyle çok önemli bir merkez hüviyetine bürünmüştür. 1. yüzyılın sonlarına geldiğinde Roma İmparatorluğu'nun en büyük 3. şehridir Antakya. Birincisi Roma, daha sonra İskenderiye, daha sonra da Antakya gelir. Fakat bulunduğu coğrafya, bereketli ovaları, ticaret yolları üzerindeki konumu, güzel iklimi, sulak alanları Antakya için bir şans olurken, savaşlar, işgaller ve en önemlisi de bölgenin depremselliği Antakya'nın ayrıca felaketini oluşturmuştur. Antakya, Türkiye tarihinde en çok büyük depremlere maruz kalan şehirlerdendir. Türkiye tarihinde son 2250 yılda yaşanan 100 büyük depremin 15'i ya da bazı araştırmacılar 30'dan fazlasının Antakya'da meydana geldiğini söyler. Antakya'nın depremlerle bitmeyen mücadelesi arkeolojik çalışmalar ve tarihi araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Yapılan bu çalışmalar kentin her yıkımdan sonra yeniden kurulduğunu ve kuruluşundan günümüze kadar devam eden çok katmanlı bir kent yapısına sahip olduğunu gösterir. Bir kentin bu kadar çok yıkıma uğraması ve yeniden ayağa kalkması belki de Antakya'yı diğer kentler içerisinde en özgün kılan yanını göstermektedir. Antakya'nın kentsel dokusu ile göz kamaştırdığı ve doğunun taçlı kenti ünvanını taşıdığı süreç içinde yaşanan depremler, antik yazarların kayıtlarında geçtiği gibi kentte yürütülen kazılar ve araştırmalarda da ortaya çıkarılmıştır. Antakyalı kronik yazarı Malalas, Antakya'yı etkileyen bilinen en erken depremi 4. Antiochus dönemine tarihlendirir. Roma İmparatoru 4. Antiochus dönemine, M.Ö. 3. yüzyıl. Bilinen ikinci deprem ise Seleukos kralı Alexander Balas döneminde, M.Ö. 152-145 döneminde hükümdarlık yapan Alexander Balas döneminde olduğunu söyler. Bu deprem M.Ö. 148'de meydana gelmiştir ve Tanrı'nın gazabı olarak adlandırılmıştır kaynaklarda. M.Ö. 69-66 yıllar arasında Suriye'de bir deprem meydana gelmiş. Bu deprem Antakya'da yine yıkıcı etkiler bırakmıştır. Bazı kronik yazarları, ki Justinus bunlardan birisidir, 170 bin kişinin bu depremde öldüğünü söyler. Tabii bu rakam sadece Antakya için geçerli değil, depremin etkilediği bütün topraklar için geçerli. Milattan sonra 35 ve 115 yıllarında deprem meydana gelmiştir. 13 Aralık 115 depreminde Roma İmparatoru ve ordusu da Antakya'dadır. Deprem kükreme sesiyle başlamış, ardından yer şiddetle sarsılmış ve ağaçlar sökülmüştür. Tarihçiler muhtemelen biraz da sayıyı abartarak 260 bin kişinin olduğunu söylerler. Artçılar günlerce sürmüştür. Depremden çevre şehirler de etkilenmiştir. Denizde oluşan dev dalgalar Lübnan sahillerine zarar vermiştir. Yine milattan sonra 245, 334, 458 ve 506 yıllarında Antakya'yı etkileyen depremler olmuş, ancak çok fazla kalıcı bir hasara neden olmamıştır bu depremler. 525 yılında Antakya'da büyük bir yangın çıkıyor ve şehri harap ediyor bu yangın. Daha bu yangının etkileri bitmeden 526'da, 29 Mayıs 526'da bir deprem meydana geliyor ve binlerce insanın ölümüne sebep oluyor bu deprem. Bu depremde şehirde festivaller düzenleniyor. Yani şehirde festivallerin düzenlendiği bir dönemde bu deprem meydana geliyor ve akşam yemeği sırasında oluyor. Bu nedenle çok fazla insan hayatını kaybediyor. Hatta Antakya Patriği Afrenius da bu depremde yaşamını yitiriyor. 526 depreminin ardından 21 Kasım 528'de, 2 yıl sonra Antakya'da büyük bir deprem daha yaşanıyor. Şehirdeki yapıların çoğu ve surlar yıkılıyor. Önceki depremle tamir edilen bütün binalar yerle bir oluyor. Deprem Laskiye ve Süveydiye'yi de etkiliyor. Şehrin nüfusu oldukça azalıyor. İki deprem
Tanrı'nın gazabı olarak algılanıyor ve Tanrı'nın kendisine ait olan şehri koruyacağı ümidiyle Teopolis ismi veriliyor Antakya'ya. Daha sonraki yıllarda 551, 557, 577, 588'de yine Antakya'da depremler oluyor ve şehir zarar görüyor. 22 Şubat 733'te meydana gelen deprem Antakya, Halep ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kınesir'in şehrini etkiliyor ve birçok yapı yıkılıyor. Aralık 848 depremi Antakya'da büyük bir tahribata yol açıyor ve 20 bin civarında insan hayatını kaybediyor. 27 Ocak 860'ta meydana gelen başka bir deprem Antakya'da binaları, kaleyi ve köprüleri yıkıyor. 1500 ev ile şehrin surlarındaki burçlardan 90'dan fazlası yıkılıyor. Çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Depremde Asi Nehri'nin yatağı değişiyor. Kel Dağı'ndan bir parça koparak denize düşüyor. Deprem esnasında ürkütücü sesler duyuluyor ve halk korkuyla evlerinden çıkarak şehirden kaçıyor. Daha sonra da yakın şehirlere göç ediyorlar. 956'da Mısır'a kadar olan bölgeyi etkileyen büyük deprem Antakya'da 1500 civarında evin yıkılmasına ve şehir burçlarının tahrip olmasına neden oluyor. 971 ve ardından 977'de yaşanan depremler yine şehirde tahribata neden oluyor. 1053 depreminde 10 bin kişinin öldüğü söyleniyor. 1075, 82, 91 ve 1114'te meydana gelen depremlerde yine şehir hasar alıyor. 20 Ekim 1138'de Halep'te şiddetli bir deprem meydana geliyor. Yaklaşık olarak 8 ay boyunca artçı sarsıntılar devam ediyor. Tarihçiler depremi buğdayın elekte birbirini tokuşturduğu gibi yer sarsıldı, taşlar birbirine çarptı ve evler yıkıldı sözleriyle anlatırlar. 6 Eylül 1157'de Şam'dan Antakya'ya kadar uzanan geniş bir bölgede şiddetli bir deprem yaşanıyor. Depremden Antakya'nın yanı sıra Nusaybin, Halep, Hama, Humus, Kefertap, Mağaratünnüman, Trablusşam, Laskiye ve Şam şehirleriyle çevrelerindeki yerleşmeler de etkileniyor. Yine 29 Haziran 1170'te aynı gün ard arda 3 defa deprem oluyor. Öğleden sonra meydana gelen depremde Şam'dan Antakya'ya, oradan Tartus, Beyrut, Akka ve Kıbrıs'a kadar uzanan geniş bir bölge büyük bir tahribata uğruyor. 1302, 1337, 1403, 1404, 1405 yıllarında da meydana gelen depremler Antakya'yı etkiliyor. 1407'de Antakya'da bir deprem daha oluyor. Birçok ev yıkılırken yüzden fazla insan hayatını kaybediyor. 29 Aralık 1408 gecesi Antakya'yı yine büyük bir deprem etkiliyor. Geniş bir bölgede hissediliyor. Laskiye, Cebele, Balatnes şehirleri harap oluyor. Antakya yakınında bulunan Şugur ve Bekas kaleleri tamamen yıkılıyor. Büyük yarıklar oluşuyor. Kuseyir Kalesi'nden Selfehum'a kadar büyük bir bölge de her şey alt üst oluyor. Tarihçi Makrizi bir dağın tepesinde kurulu olan Selfehum şehrinin dağın tepesinden 1 mil kadar aşağıya uçtuğunu söyler. 1726'da öğle vakti Halep'te bir deprem meydana geliyor. Antakya halkında paniğe neden oluyor. 1738'de Amanos bölgesinde yaşanan deprem pek çok yeri harabeye döndürüyor. 1759'da Şam'dan olan ve Antakya'da hissedilen depremin etkisi hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Antakya halkı şehirden kaçıyor. 1760'da Antep, Antakya, Suriye ve Şeyzer'de hissedilen kuvvetli bir deprem oluyor. Bu depremde Antakya'da cindi hamamı ve dükkanlar, evler yıkılıyor. 1822 Antakya tarihinin gördüğü en büyük depremlerden biri. Ölüdeniz fayı ile Doğu Anadolu fayının kesişim noktasında merkez üssü Antakya olan büyük bir deprem meydana geliyor bu tarihte. Büyük Antakya depremi olarak kayıtlara geçiyor. Bu depremin büyüklüğünün 7.0 olduğu tahmin ediliyor. Ortaya çıkardığı hasar hesaba katılarak. 20 binden fazla insan hayatını kaybediyor. Halk şehirden kaçıyor. 13 Ağustos 1822'de akşam saatlerinde meydana gelen bu deprem Halep, Antakya, İskenderun, Antep, Kilis, Laskiye, Trablusşam, Mağaratünnüman gibi bölgelerde büyük bir yıkama sebep oluyor. Tarihçiler bu depremden dolayı baba oğlunu, anne kızını tanıyamayacak derecede kargaşaya sebep olduğunu söyler. 2 Eylül'de Halep'te ikinci bir deprem oluyor. Şehir yerde bir oluyor. Halep'in nüfusunda ciddi bir azalma görünüyor. Halep'teki Fransız konsolosluğunun tercümanlarından biri artçıların sıklığından ve şiddetinden umutsuzluğa kapılarak şu şekilde yazıyor. Yer altından sesler geldi.
hemen ardından da herkesi dehşete düşüren bir sarsıntı. Kağıda döktüğüm ayrıntılar asla gün yüzü göremeyecek. Sadece babam ve bazı dostlarım o korkunç felaket sırasında ne durumda olduğumu bilsinler diye derledim bunları. Ana şoktan sonra çok yüksek duvarlarla çevrili daracık bir avluya çekildik. Yer hiç durmadan 15 dakikada bir hareketleniyordu. Her sarsıntıda duvarlar başımıza doğru eğiliyor ve iç taraflarının yarılıp yarılıp kapandığını görüyorduk. Üstlerinden kopan taşlar ayaklarımıza doğru yuvarlanıyordu. Bu şekilde tarif ediyor konsoloslukta çalışan kişi. Deprem ve ardından meydana gelen artçıların neden olduğu zarar hesaplanamayacak derecede büyük. Buna bir de eşkıyaların doymak bilmez açgözlülükleri de eklenince güvenlik tamamen ortadan kalkıyor. Yöneticilerin aldıkları önlemler bile hırsızlık ve yağma olaylarını tamamen engelleyemiyor. Çok tanıdık geliyor sanki son yaşadığımız felaket ve ardından yaşadığımız süreçle ilgili. Yılın en sıcak döneminde gömülemeyen çok sayıda ceset çevreye koku ve öldürücü mikroplar yaydığından şehrin sakinleri mal ve mülklerini kurtarma ümidi olmaksızın isteksiz bir şekilde ikamet ettikleri yerleri terk ederek başka yerlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Bu depremden bir süre sonra 1872'de saat 07.40'da Amik Ovası'nda şiddetli bir deprem daha yaşanıyor. Uzmanlar bu depremin büyüklüğünü de 7.2 olarak tahmin ediyorlar. Antakya, Kumlu, Süveydiye ve Altınözü çok büyük derecede bu depremden etkileniyor. Antakya'da mevcut 3000 civarında evden 1960'ı yıkılıyor. 894'ü ağır hasar görüyor. 1000'den fazla insan hayatını kaybediyor. Süveydiye'de 2500 yani bugünkü Samandağ'da 2500 ev yıkılırken 300 kişi hayatını kaybediyor. Kıyı kesiminde zemin sıvılaşması ve tsunami görülüyor. Antakya'da kale, belediye binası, İhsaniye yani Ağ Camii, Cami-i Kebir yani Ulu Camii, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi gibi birçok tarihi yer depremde yıkılıyor. Artçı sarsıntılar bir yıl civarında devam ediyor. Meşhur Antakyalı şair Yahya Efendi şu beyitlerle bu depremi tarihe not düşmüş. Şehri Antakiye'ye eyvah hep, 1,5 saatte yıktı zelzele hep. 1872 depremi aynı 1822 depremi gibi Antakya ve İskenderun yörelerinde çok hasara yol açtığından çoğu eşraf ailesi yoksul düşmüş. Eşraf geleneği sarsılmış ve sosyal denge bozulmuştur. 20. yüzyıla geldiğimizde yüzyılın ilk 40 yılında 1921, 30, 34, 36, 37, 38, 39 ve 40 yıllarında Antakya'da depremler oluyor ancak çok büyük hasara neden olmuyor. 44'te meydana gelen bir deprem var. Halk oldukça korkuyor ve Cebrail Tepesi'nde yaşıyorlar belli bir süre. Yine 51, 52, 59, 62, 65, 74 ve 81 yıllarında Antakya'yı etkileyen ancak çok hasara neden olmayan depremler var. 1997, 22 Ocak 1997, 1957'de aletsel büyüklüğü, artık aletsel büyüklüğe geçiyoruz. 5.5 olan bir deprem meydana geliyor. Uzun süredir Antakya halkı çok büyük deprem yaşamadığı için oldukça hazırlıksız yakalanıyor. Çok büyük bir paniğe neden oluyor. Eminim aramızda birçok büyüğümüz, hocamız bu depremi yaşamıştır. Son büyük deprem de hepimizin yaşadığı 6 Şubat depremi 11 ili etkiliyor. 55 bine yakın insanımız hayatını kaybediyor ve bunun yarısı neredeyse Antakya'da. Sonuç itibariyle tarihsel depremler incelendiğinde bir bölgedeki depremlerin periyodu da kabaca ortaya çıkar. Ancak Antakya'da bu durum biraz farklıdır. Büyük depremlere baktığımızda Antakya'da meydana gelen M.Ö. 148, M.Ö. 69, M.Ö. 526, hemen 2 yıl sonra 528, 860, 1157, 1170, 1408, 1822, 1872 yıllarında meydana geldiğini görüyoruz büyük depremlerin. Depremlerin tarihleri incelendiğinde her ne kadar ortalama 250-300 yılda bir büyük deprem olduğu anlaşılsa da bu periyot zaman zaman bozulur. 50 yıl içerisinde büyük bir depremden sonra 50 yıl içerisinde de yeni bir büyük depremin meydana geldiğini görürüz. Bunun nedeni Antakya ve çevresini hem Doğu Anadolu fay hattının hem de Ölüdeniz fay hattının etkilemesidir. Son büyük depremin vurduğu diğer şehirlerde birkaç yüzyıl büyük deprem beklenmemekle birlikte Antakya'da Ölüdeniz fayından kaynaklı bir deprem olasılığının bulunduğu uzmanlar tarafından dile getirilmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz tarihsel süreçte yaşanmış olan ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan Antakya depremlerinden ders çıkarmadığımız, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız felaket ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Merhum Mehmet Akif'in hepimizin de bildiği bir dörtlüğü vardır. Kıssadan hisse. Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi, diyor Mehmet Akif. Bizlere düşen tarihte yaşananlardan ve son depremde yaşadıklarımızdan ibret almak ve bu sefer dersler çıkarmaktır. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en önemli miras, yaşanan bu ve benzeri olumsuzluklardan ders çıkarabilme kültürü olacaktır. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sacit Hoca'ya. Bizi oldukça aydınlattı. Tabii sürece baktığımızda gerçekten de depremlerin sürekli olduğu, herhangi bir şekilde periyodik olarak tarihsel bir periyot da veremeyeceğimizi anlıyoruz bu konuşmadan. Evet, Allah bizi daha büyük felaketlerden saklasın bu manada. Şimdi ben de kültürel değerler açısından bakmak istiyorum. Özellikle tebrik alma geleneği çok farklı bir gelenektir bu yörede. Benim için de bir anısı vardır bunun. Şimdi 2001 yılının 10 Ağustos'unda evlendim ben Antakya'da. Tabii eşim Antakyalı. Şimdi davetiyeye tebrik günü yazdık 3 gün sonraya. Ondan sonra o zaman Türk Dil Kurumu Başkanı Şükrü Haluk Akalın benim hocamdır doktoradan. Beni 3 gün sonra aradı. Dedi Bülent tebrik ediyorum dedi. Tebrik günü bugünmüş dedi. Dedim hocam aslında dedim düğün 3 gün önce oldu ama buraya özgü bir gelenek bu dedim. Tebrik dedim 3 gün 5 gün sonra alınıyor. Bu genellikle de 2-3 gün sürüyor. Böylece dedim gelecek misafirler o günlerde alınmış oluyor. 5-6 ay boyunca evlenen kişileri kimse rahatsız etmiyor dedi. Hocaya böyle anlattıktan sonra bu konuyla ilgili araştırma da yaptım. O zaman tebrik alma geleneği üzerine şimdi konu olarak da bunu seçtim. Çünkü bu tamamen yöreye özgü bir gelenek. Bir de Hatay'ın kültüründen bahsedeceğim. Şimdi Hatay kültürel manada tarihin çok eski dönemlerinden beri birçok medeniyete beşiklik etmiş. Bu süreç içerisinde ticarette önemli bir rol oynamış. Ticaret kervanlarının, yolcu ve hacıların konakladığı bir bölge haline gelmiştir. Roma döneminde Roma, İskenderiye şehirleri yanında hamamları, tapınakları, mermer kaplı kolonlu caddeleri, su yolları ve yüksek surları ile Roma İmparatorluğu'nun önemli bir uygarlık merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde de bir ticaret ve kültür merkezi olarak önemini korumuştur. Kuruluşu daha eski olmasına rağmen İskenderun'da 1950'li yıllardan sonra sanayi, ticaret, ihracat ve kültür yönüyle ülkemizin sayılı merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Tarih boyunca çeşitli inançlara sahip uluslara ev sahipliği yapan Hatay, camilerin, kiliselerin, havraların yan yana varlıklarını sürdürdükleri bir hoşgörü merkezi olmuş. Bunun sonucunda bir kültürel birikim oluşmuştur. Yörede kültür birikimi toplumun yaşamına yansımış, adetlerle, geleneklerle, göreneklerle, müzikle, edebiyatla ve çeşitli kültürel faaliyetlerle varlığını ve etkisini günümüze kadar ulaştırmıştır. Yörede gastronomi ve mutfak kültürü de önemli bir yer tutar. Türkiye'deki ilk üç arasındadır bu konuda. Hatay'ın önemli bir yönü de budur. Tabii Hatay mutfağının bu tipik özelliklerine baktığımızda kendine has özelliklerinin yanında çevre mutfaklarının da yoğrulmasıyla yeni bir birleşime varıldığı
görülür. Hatay yöresine ait kültürel ve önemli bir unsur, az önce de bahsettiğimiz gibi, tebrik alma geleneğidir. Diğer yörelerde sünnetten, nişandan, düğünden sonra ziyaret için belirli bir gün belirlenmezken, Antakya'da nişan, düğün ya da sünnet davetiyesinde tebrik günü adıyla verilen, düğünden, sünnetten, nişandan, askerlikten ve hac dönüşünden birkaç gün sonrasına rastlayan ya da doğumun üzerinden belirli bir süre sonra, bu 7 ila 40 gün arasında olabiliyor, yapılan kutlamalar vardır. Bunlara tebrik alma adı verilir. Bu tebrik almaya baktığımızda doğum, sünnet, söz kesimi, nişan, düğün, asker ve hacı tebrikleri olmak üzere gruplandırabiliriz. Doğumdan bir süre sonra tebrik günü belirleniyor. Bu tebrik günü akraba ile eşe dosta bildiriliyor. Antakya'da kırk basması inancı da yaygın olduğu için doğum tebriğine kırklı kadın, yani doğumunun üzerinden 40 gün geçmemiş kadın ve bunun yanı sıra çocuğu olmayan kadınlar nazar değmesi düşünülerek ya da 40 basması düşünülerek davet edilmezler. Belirlenen bu tarihlerde tebrik alınır. Tebrik gününde mevlüt okutulur. Mevlütte lohusa şerbeti veya kaynar verilir. Kaynar bu yöreye has bir şey değildir belki. Yani bütün Akdeniz'de bilinen bir içecektir. Ama burada da doğum esnasında kullanılır. Bunun nedeni hem doğum yapan lohusaya hem de gelenlere verilir. Bu aslında hem bir tatlılığa sebep olmaktır, hem de doğum yapan lohusaya da içirilir ki sütü bol olsun diye. Bu yöredeki bir gelenekten kaynaklanır. Bunun yanı sıra asker tebriği vardır. Bu yörede de Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi askerlik yapmak onurlu ve erdemli bir insan olmakla bir düşünülür. Askerlik bitip eve dönüldüğünde büyük bir sevinç ve coşku yaşanır. Kimi yerlerde asker eve gelmeden koşlar kesilir. Akrabalar ve askerin arkadaşları askerden gelen kişiye birkaç gün ziyarete gelirler. Vatani görevini tamamlayıp evine dönen genç bu süre içerisinde evde misafir gibi ağırlanır. Bunun yanında hacı tebriği vardır yörede. Hacca gidecek olan kimseler sevdikleriyle helalleşmek amacıyla akrabalarını, eş ve dostlarını ziyaret etmeye başlarlar. Daha sonra bu ziyaret edilen kimseler hediye götürerek uğurlamaya gelirler. Hacı olan kimse hacdan geldikten sonra kendisini uğurlayan kişileri ve yakın akrabalarını yemeğe davet eder. Bu yemek aslında bir tebrik olayıdır. Ve burada yöresel yiyecekler ikram edilir. Oruk, kaytaz, künefe gibi yiyecekler bulunur. Bunun akabinde sünnet tebriği vardır düğün tebrikleri içerisinde. Antakya'da da ülkemizin diğer kesimlerinde olduğu gibi dinsel ve töresel işlemler esnasında en katı ve en yaygın gelenek sünnet geleneğidir. Eskiden yörede sünnet olacak çocuğun ve sünnet düğününün bütün masrafları kirve tarafından karşılanırdı. Kirvelik geleneği burada yaygındı ve kirve daha sonra da aileden birisi gibi görülürdü. Kız alıp verme işi gerçekleşmezdi kirveyle. Böyle de bir önemli geleneksel yapısı vardı. Burada belirlenen tebrik günü tören esnasında eğer mevlüt okutulmamışsa sünnet töreni esnasında mevlüt okutulur o gün. Tebrik için çocuk veya çocukların yatakları hazırlanır, süslenir. Aynen çocuklar o sünnet günü gibi ağırlanırlar orada ve ziyaretçiler o şekilde tebriğe gelirler. Sünnet düğününe gelemeyenler, gelenler
hediye getirirler. Bu hediyelerin çoğu da altın olurdu. Bundan sonra olur mu bilmiyorum ama genel gelenekte böyleydi şey olarak. Ayrıca sünnet tebriğine gelen ailenin yakınları ve kirvesi, pasta, börek, tatlı da yanlarında getirirler. Bu gelen yiyecekler masa üzerinde konulur ve açık büfe şeklinde ikram edilirdi. Tabii bunun yanı sıra söz kesimi ve nişan tebrikleri vardır. Bu tebriklerde de yine aynı şekilde kızın evinde tebrik alınır. Buraya yine yakın akrabalar davet edilir. Onlar gelirken yiyecek içecekle gelirler ve böylece o bir iki gün içerisinde bütün herkes davet edilmiş olur. Çünkü genellikle söz veya nişan aile arasında yapılır. Böylece bütün herkese duyurulmuş olur bu şekilde. Davet edilirken de tebriğe bir davetiye çıkarılmaz. Damat olacak kişi, damat adayı ve gelin adayı o günün tatlısını tek tek verirler, ikram ederler ve o şekilde davete giderler. Bu şekilde gerçekleşir. Düğün tebriğine geldiğimizde ise burada tebrik günlerinde gelinin aynen düğündeki gibi aynı elbiseleri giydiğini görürüz ve bir noktaya oturur gelin. Herkes ona hizmet eder o gün. O günün özelliği bu ve yine gelen her kişi, düğüne katılmayan her şahıs oraya bir pastayla ya da tatlıyla gelir. Bu geleneğin içerisinde olan bir şeydir. Gelin her geleni, 5 yaşında bir çocuk olsa bile iyi bir şekilde karşılar, ona hoş geldin der. Bu gelenektendir. Aynı zamanda da damadın ailesine olan bir saygıdır. Yörede böyle algılanır. Bu açıdan da önemli bir şey. Tabii damadın tarafını bildiren de yine damadın yakınlarından bir sadış verirler ona. Böylece gelen kişiyi ona tanıtır. Bu da aslında önemli bir nokta burada. Konuklar da en güzel kıyafetlerini giyerler. O gün damat şeyde bulunmaz, evde bulunmaz. Bütün ihtiyaçları karşılar ve kaybolur ortadan. Çünkü gelenlerin çoğu nedir? Bayandır. Kadın olacağı için gelenler. Damat orada bulunmaz. Ancak akşam saat 8'den sonra gelir. Geleneğin de böyle bir güzelliği var. Burada şunu söylemek gerekiyor özetle. Tebrik alma Antakya'ya özgü bir gelenek. Ve özetle doğum, sünnet, hac, askerlik, söz, nişan ve düğünlerde uygulanan bir gelenek. Yörede asker tebriği dışında tebrik ziyaretlerinin önceden belirlenen günlerde yapıldığı görülüyor. Böylece ailelerin ayrı ayrı zamanlarda misafir ağırlama zahmetinden kurtuldukları ve misafirleri bir çırpıda bertaraf ettiklerini söyleyebiliriz. Bu açıdan da önemli bir gelenektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, üçüncü konuşmacımız da Doktor Mehmet Yusuf Çelik. Memlükler döneminde Antakya konusundan bahsedecek. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum başkan. Sayın dekanlarım, değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyor. Yaşadığımız deprem felaketinin birinci yılında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Şüphesiz tarihin önemini hepimiz biliyoruz. Kısaca geçmişin bilgisi olarak tarih, bugünü anlamlandırırken geleceği şekillendirmemize katkı sağlar. Aynı zamanda tarih bir milletin hafızasıdır. Bu bağlamda Kahramanmaraş merkezli
asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın kadim kent Antakya üzerinde tarihini bilmek ve gelecek kuşaklara aktarmak önem arz etmektedir. Dolayısıyla 6 yıllık araştırma sonucunda ortaya koyduğumuz Memlükler döneminde Antakya başlıklı doktora çalışmamızdan hareketle Antakya'nın bu dönemini ana hatlarıyla sunmaya çalışacağız. Sacit Hoca bu döneme dair depremlerden bahsettiği için depremler konusuna girmeyeceğim. Sadece hocamızın anlatılarına bir anekdot ekleyerek devam etmek istiyorum. Maraş merkezli 1114 depremi aynı zamanda yaşanmıştır ve bu depremde yine en çok etkilenen illerden biri Antakya olmuştur. 10 ili etkileyen bu deprem günümüzdeki bir yıl önce yaşadığımız deprem felaketiyle benzerlik göstermekte. Dolayısıyla bununla ilgili olarak bir makale çalışması hazırlamaktayım. Yeri gelmişken bunu burada ifade etmek istedim bir ek bilgi olarak. İnşallah çalışmamızı en kısa zamanda tamamlar, literatüre kazandırırız. Evet, Mehmet Yusuf hocamla konuşmalar öncesinde de konuştuk. Son konuşmacı olduğu için dedim ki hocam 20 dakika süre ama size 3 dakika daha tanıyacağım dedim. Süreyi 12.30'da bitirmeyi düşünüyoruz. Aşmayacağım hocam, evet. Mümkün mertebe. Çünkü 248 yıllık bir süreçten evet, bahsedeceğiz. Ben ana hatlarıyla bahsedeceğim. Zaten benden önce evet. Konuşma yapan hocalarım kentin tarihsel önemini vurgulamışlar. Ama ben görsel kullanacağım. Bu İstediğiniz açık mı hocam buradan? Hocam. Açık mı? Oraya geçebilirsiniz. Daha rahat olursunuz. Peki. Şimdi yansı kullanmak istedim çünkü konu itibariyle aslında Memlükler dönemi Antakya'sı hakkında bilgi çok azdır. Bizim çalışmamıza kadar bu döneme dair kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla Memlük dönemini belki de bugünkü deprem felaketiyle yerle bir olmuş olan kentimizi ayağa kaldırmak konusunda, tarihsel önemine vurgu yapmak konusunda bu dönemi iyi bilmekte fayda vardır düşüncesiyle şu hususlara temas etmek isterim. Milattan önce 4. yüzyılda Seleukoslar İmparatorluğu tarafından kurulmuş ve bu devletin başkenti olmuştur. Milattan önce 69'da Roma hakimiyetine giren kent 395'te Roma'nın ikiye ayrılmasıyla birlikte Doğu Roma hakimiyetinde kalmış. Milattan sonra 7. yüzyılın ilk yarısında Müslümanların hakimiyetine geçmiş ve 638'den 968'e kadar Müslümanların eline kalmıştır. 300 yıllık bir süre bir Müslüman hakimiyeti söz konusu. 968'de tekrar Bizans'ın eline geçen kentin 1084-85'te Türkiye Selçuklu Sultanı Süleyman Şah tarafından fethedildiğini ve Türklerin hakimiyetine geçtiğini görüyoruz. Birinci Haç Seferi sonrasında 1098'de Haçlıların eline geçmiş kent ve Antakya Haçlı Prenkepsliği'nin merkezi olmuştur. Şehirde 170 yıl devam eden bir Haçlı hakimiyeti söz konusu ve Memlüklerin hakimiyetine geçmeden önce şehir Haçlıların hakimiyeti altındaydı. Ekranda göstermiş olduğum haritada Memlük Sultanı Baybars'ın Kahire'den yola çıktığında Antakya önlerine gelinceye kadar burada ordusunu üçe ayıran bir harita görmektesiniz. Kentin önlerine 15 Mayıs 1268'de gelen Memlük Sultanı Baybars 3 günlük kuşatmadan sonra 18-19 Mayıs 1268'de Antakya'yı fethedecektir. 18'de şehri ele geçirecek, 19'unda ise Habinecar Dağı'nın tepesindeki kentin kalesini ele geçirdikten sonra şehrin fethi tamamlanacaktır. Ve Memlük Sultanı Baybars, Antakya'dan Kozan'a kadar olan sahayı fethettikten sonra
bu iki bölge arasına 40 bin çadırdan oluşan Türkmenleri yerleştirmiştir. Baybars'ın Moğol istilasından kaçıp gelen bu Türkmen boylarını yerleştirmesiyle birlikte Antakya, Türkmenlerin Türk göçebe unsurunun belli başlı yurtlarından birisi olmuştur. Böylece Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 40 asırlık Türk yurdu olarak nitelendirdiği Hatay'da Antakya'nın 18-19 Mayıs 1268'de fethiyle günümüze kadar devam ede gelen kesintisiz Türk hakimiyetinin temelleri atılmış ve şehrin bir Türk İslam kenti olması sağlanmıştır. Bu anlamda Memlüklerin Antakya'yı fethi ayrı bir öneme sahiptir. Döneme baktığımızda dönemin tarihçileri bu olayı şu şekilde ifade etmekte. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü geri aldığı Hittin Savaşı'ndan sonra Müslümanların Haçlar karşısında elde ettiği en büyük zafer olarak görülmektedir Antakya'nın Memlükler tarafından fethedilmesi. Dolayısıyla o dönemde Memlük Devleti'nin bütün kentlerinde ve diğer İslam ülkelerinde şehirler donatılmış, zafer kutlanmış, davullar çalınmıştır. Aynı zamanda Haçlar açısından da bunun bir felaket olarak ortaya çıktığını, manevi yıkılışın bir ifadesi olduğunu görüyoruz. Ve Baybars'ın Haçlara karşı elde etmiş olduğu bu zafer Antakya'nın çevresindeki bütün Haçlıları ürkütecek. Antakya civarındaki kalelerde yaşayan Haçlılar burayı terk edecek ya da Memlüklere teslim olacaktır. Ve Baybars'ta bulunan Templiyer şövalyeleri de korkularından kaleyi terk edecek. Antakya'nın ardından Memlüklerin bölgedeki fetihleri devam edecektir. Efendim? Hocam? Şimdi Baybars Kalesi. Bu dönemde Baybars Kalesi önemliydi. Şehrin savunmasında önemli bir yere sahipti. Burada kuşatmada kullanılan mancınık ve çeşitli savaş aletlerinin imal edildiği bir silahhane mevcuttu. Şehrin yeniden inşası sürecinde eğer kalenin büyük bir bölümü depremden önce ayaktaydı, turizme kazandırılabilir diye düşünüyorum. Eğer depremden çok fazla etkilenmediyse. Çünkü deprem sonrası henüz gidip görme şansımız olmadı. Bir diğeri de Kuseyir Kalesi. Kuseyir Kalesi de Altınözü ilçesi sınırlarında bulunmakta. Koz veya Koz Kalesi olarak bilinmektedir. Bir diğeri de Darbısak Kalesi. O da Beyazıt Bestami Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu bölgede bulunuyor. Kırıkhan'dan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktadır. Bu da şehrin savunmasında önemli bir yere sahiptir. Şimdi bu konu itibariyle 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na tevafuk eden bu tarihi ve anlamlı günün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kutlama programlarına dahil edilmesinin faydalı olacağına inanmaktayız. Ayrıca Antakya'daki Haçlı varlığına son verip Türk siyasi hakimiyetini tesis eden Sultan Baybars'ın adının mahalle içinde bir cadde yerine şu an şehri madem ki yeniden inşa edeceğiz, mahalle içinde bir cadde yerine şehirde dikkat çeken büyük bir meydana verilmesinin daha anlamlı olacağı kanaatindeyiz. Antakya'nın bir Türk İslam kenti olmasında ayrı bir yere sahip olan Memlükler kimdir? Kısaca size Memlükleri de tanıtmak isterim. Memlük Devleti Mısır, Suriye ve Hicaz'da 1250-1517 yılları arasında hüküm süren Müslüman Türk Devleti'dir. Mısır'da Eyyub ordusundaki Türk asıllı Memlük emirleri tarafından kurulmuştur. 1250-1517 yılları arasındaki hakimiyet süresince devlete ait vesikalarda ve bu dönemdeki resmi yazışmalarda yalnızca Ed-Devleti Türkiye
yani Türk Devleti ismi kullanılmıştır. Ekranda da gördüğünüz gibi dönemin tarihçilerinin eserlerinde Türk Devleti, Türklerin Devleti ya da Devlet-i Türkiye, Devlet-i Etrak, Devlet-i Türk gibi isimlerle kaydedilmiş. Burada örnek olması açısından iki tarihçinin kitaplarını, eserlerinin kapaklarını sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Bu tarihçilerde eserlerin ismine Türk ismini vererek Memlüklerin bir Türk devleti olduğunu ifade etmişlerdir. Son dönemlerde Memlükler üzerine ülkemizde yeni yeni yapılan araştırmalarda, çalışmalarda bir artış gözlenmektedir. Bunu da yeri gelmişken belirtmekte fayda görüyorum. Bir diğer husus, Memlüklerin önemini vurgu yapmak istediğimiz bir diğer husus da Ayn-Calut Savaşı. Tarihin akışını değiştiren savaş olarak nitelendirilmektedir. 3 Eylül 1260'ta o döneme kadar henüz yenilmeyen, mağlup edilebileceği dahi düşünülemeyen Moğolları büyük bir hezimete uğratacaklardır. Sultan Kutuz ve Baybars komutasındaki Memlükler ve bu tarihten Osmanlıların yükselme dönemine kadar da İslam dünyasının hamiliğini, koruyuculuğunu üstleneceklerdir. Bir örnek olması açısından da El-Melik el-Eşref Halil bin Kalavun'un Suriye'yi haçlardan temizleyen hükümdar olarak tarihe geçtiğini ve Çukurova bölgesindeki Kilikya Ermeni prinkepsiğine de Memlüklerin son verdiğini ve buranın bir Türk yurdu haline gelmesinde önemli bir role sahip olduklarını da ifade edelim. Bunun yanı sıra Antakya'nın stratejik önemine dair, konumuna dair hocalarım da açıklamalarda bulundular. Ben bu konuda uzun söylemek istemiyorum. Bir cümleyle ifade etmek istiyorum açıkçası, iki örnek vererek. Birincisi 10. yüzyıldan Fatimiler Halep'i kuşatacak 993'te ve Halep'te bulunan Hamdanilerin lideri Ebu'l-Fedail Said-ül-Devle Naibi ile birlikte Bizans İmparatoru 2. Basilios'a mektup gönderecektir ve ondan yardım isteyeceklerdir. Mektupta yer alan şu ifade Antakya'nın tarihteki önemini bize vurgulamaktadır. O da şudur: Halep alındığı zaman Antakya'da alınmış olur ve ne zaman Antakya alınırsa İstanbul'da alınır. Ve nitekim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de 1937'de Hatay meselesi için "benim şahsi meselemdir" tarihi sözüyle kentin önemini vurgulamıştır. Memlükler döneminde Antakya tarihteki eski ihtişamına kavuşamamıştır. Belki güzergah üzerinde olması, işte savaşlar, depremler, az önce hocam bahsettiği depremler, salgınlar bunda büyük bir rol oynayacak. Ancak jeostratejik önemini Memlük döneminin sonuna kadar koruyacaktır ve Memlük sultanlarının zaman zaman şehre geldiğini görmekteyiz. Bununla birlikte Antakya'nın Memlük ordusunun uğrak yerlerinden Anadolu'nun içlerine sefere giden Memlük ordusunun uğrak yerlerinden biri olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Amik Gölü, Amik Ovası ve çevresi Memlük ordusunun toplanma bölgelerinden biriydi. Lojistik destek sağladıkları mekanlardan biriydi. Ve aynı zamanda Antakya, Mısır donanması açısından kereste temin edilen yerlerden biriydi bu dönemde. Özellikle tespit ettiğimiz iki bölge var. Birincisi Antakya yakınlarındaki Şalan Dağı'ndan, Şalan Kalesi var. Kırkan'ın biraz üzerinde bir bölgede ve günümüzde Sivri Kavak Köyü olarak isimlendirilir. Con Köyü şeklinde geçer. Buradan ağaçlık alanlardan kereste temin edilmekteydi. Memlük Sultanı Kayıtbay 1477'de Antakya'ya gelecek. Burada 3 gün kalacak. Daha sonra Bağras'a geçecektir. Burada 1 gün kalacaktır. Memlükler döneminde Antakya'nın idari taksimatına baktığımızda ise Memlük Devleti'nin kuzey sınırında yer alan şehirlerden biri durumda ve Halep'e bağlı bir valilik. Ve bu dönemde Halep'e baktığımızda Bilad-i Şam'ın Dımaşk'tan sonraki ikinci büyük idari merkezi.
Antakya Valiliğine genellikle Emirül Aşere, yani onlar emir rütbesine sahip emirlerden biri atanmaktaydı. Tespit ettiğimiz 15 tane isim var. Bunlar arasında yine şehirde kadılık yapanlar var. Bakras kale naipliğini yapanlar var. Bunları da ekranda sizinle toplu bir şekilde paylaşmayı uygun gördük. Bunun yanı sıra şehirde halkın dini ve idari işleri yürütmekle yükümlü idarecilerin de olduğunu görüyoruz. Ve Halep'in kuzeyinde çoğunlukla Hanefi mezhebine mensup Müslümanlar yaşadığından Antakya'ya Hanefi mezhebine mensup kadılar tayin edilmiş. Şehrin mahallelerine gelince Osmanlı döneminde yapılan ilk tahrir kayıtlarından bu bilgiye ulaşabilmekteyiz. Bu dönemde Antakya'da 1526'da tamamı sur içinde yer alan 21 mahallenin bulunduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra 27 köy ve mezranın da olduğunu görüyoruz. Şehrin fiziki yapısına gelince sizinle bir kroki paylaşacağım. Bu krokiyi de elimizdeki kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler bağlamında şehir plançısı olan yeğenime çizdirdim. Tabii ki Antakya'nın kabul gören tarih haritası üzerinden biz kendimize göre bunu uyarladık. Ekrandaki yeşil alanlar Memlükler döneminde Antakya'nın surların içerisindeki yeşil alanlarını göstermektedir. Ve bu alanlarda elimizdeki kaynakların ifadesine göre biliyorsunuz şehirde ipek böcekçiliği yaygın, zeytincilik yaygın. Çeşitli sebze meyvenin yetiştirildiğini görüyoruz. Gerek surların içerisinde gerekse surların dışında şehirde zeytin ağaçları, dut ağaçları, asma ağaçları vesaire çeşitli sebze ağaçları bulunmakta. Ve henüz ada diye ifade edilen şehrin hemen girişinde Asi Nehri'nin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bu dönemde de bir ada, bu ada bölgesinin konumunu koruduğunu görüyoruz. Hemen mavi renkte gördüğünüz ABCD şeklinde gördüğünüz yerlerde birazdan kısaca temas edeceğim surlar içerisindeki kapıları göstermektedir. Şehirde sık sık depremlerin yaşandığını az önce hocamız bahsetti ve surların üzerinde kapılar bulunmakta. Bunlardan önemlilerinden bir tanesi ve günümüze kadar geleni de Saint-Pierre Kilisesi'nin hemen arkasında bulunan demir kapıdır. Demir kapıyı gidip görmeyen arkadaşlarımız var ise mutlaka gidip görmelerini öneririm. Ama yeri gelmişken şuna da söylemek dokunmadan edemeyeceğim. Maalesef oraya gitmeniz için halen duruyor mu bilmiyorum. Gecekonduların içerisinden geçmeniz gerekmektedir. Şehirle ilgili olarak Memlük tarihçileri 5 büyük ve 2 ile 4 küçük olmak üzere 7 ya da 9 giriş kapısı olduğundan bahsetmekte ve şehri gezen, şehri gören seyyahların bu dönemde, Memlük döneminde şehre gelen seyyahların ifadesinden de surların büyük bir bölümünün ayakta olduğunu, kapılarının da ayakta olduğunu görüyoruz. Dini ve sosyal yapılara gelince Memlükler şehirde çok sayıda cami ve vakıf inşa etmişler. 14. yüzyıla ait vakfiye kayıtlarına göre Antakya'da 42 cami ve mescit ile 3 zaviye 35 vakıf bulunmakta. Zaviyelerden birinin de Ahi Ahmet adıyla anıldığını görüyoruz. Vakıfların bir kısmı sosyal ve dini müesseselerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuş ve bunların adıyla anılmış. Bir kısım vakıflar ise hayırsever kişilerce kurulmuş ve onların adına tescil edilmiştir. Şimdi Memlüklerden sonra biliyorsunuz Antakya Osmanlıların eline geçecektir. Kentteki yerleşim iki Türk devleti arasında el değiştirecek. Dolayısıyla kentte bulunan dini ve sosyal yapılarda varlığını koruyacaktır. Ancak Osmanlı tahrir kayıtlarına baktığımızda bu mekanların isimleri değiştiğinden biz hangilerinin Memlükler döneminden günümüze kadar ya da Osmanlı'ya intikal ettiği konusunda kesin hüküm yürütemiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz, ben Antakya'yı dolaştım, zaten burada yaşıyoruz. Bu bahsetmiş olduğum dini mekanların çoğunun
Memlüklerden Osmanlı dönemine intikal ettiğini ve Osmanlıların üzerine yeni mekanlar inşa ettiğini söyleyebilirim. Şimdi tespit edebildiğimiz mekanlardan biri Habib-i Neccar Camisi. Bunu ifade ederken içimin ne kadar burkulduğunu anlatamam. Çünkü Habib-i Neccar Camisi hepimizin bildiği gibi Müslümanların Antakya'da inşa etmiş oldukları ilk cami olarak kabul edilmekte. Maalesef şu an yerle bir olmuş durumdadır depremden dolayı. Ancak camiyle ilgili elde ettiğimiz bazı bilgileri sizinle paylaşmakta fayda görüyorum. Haçlılar döneminde kiliseye çevriliyor. Ekranda görmüş olduğunuz kitabede de Ez-Zahir ifadesinden hareketle Memlük Sultanı Baybars tarafından fetihten hemen sonra kilisedeki ve çevresinde bulunan yapıların onarılıp camiye dönüştürüldüğü belirtilmekte. Bununla birlikte Doğancıoğlu Ettürkmani Faris'in 1406'da Habib-i Neccar Camisi'nin avlusunda bir medrese yaptırdığını görüyoruz. Memlükler döneminde caminin mimarisi bu şekilde değil. Elimizdeki kaynaklar şunu söylüyor. Habib-i Neccar makamı yani türbe cami dışında yer almakta. Cami ile makam birbirine bitişik yapılar şeklindedir. Bir diğeri de Ulu Cami. Burada Ulu Cami'nin görselini sunmaktan ziyade Ulu Cami'nin minaresinde yer alan kitabeyi sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Kitabenin üzerinde Arapça harfler görüyorsunuz. Hemen yanı başında ebced hesabına göre bu harflerin rakamsal değerlerini sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Dolayısıyla yukarıdan aşağı, sağdan sola ve iki köşeden çapraz olmak üzere aldığımızda burada Hicri 670 rakamını vermektedir ki bu da 1271'e tekabül etmektedir. Hepimizin bildiği bir husus vardır. Türkler, Müslümanlar bir yeri fethettiklerinde hemen şehrin merkezine büyük bir cami inşa etmekte ve ona Cami-i Kebir ya da Ulu Cami adını vermektedir. Bu anlamda Ulu Cami, yine içimiz burkularak ifade ediyoruz, depremle birlikte yerle bir olmuştur ama inanıyoruz ki en kısa sürede şehrimizle beraber ayağa kalkacaktır. Dolayısıyla Memlük kaynakları her ne kadar 1271 rakamı burada karşımıza doğrudan çıksa da Memlük kaynaklarında da caminin adı geçmektedir. Bir diğeri de Huseyri Camii. Ve Antakya içerisinde camiye ait bir vakıf bulunmakta bu dönemde. Adı geçen caminin Antakya Şeyh Ali Mahallesi'nde bulunan ve günümüze kadar gelebilen Şeyh Ali Camii olduğu düşünülmekte. Depremden sonra gidip camiyi görmek istedim, fotoğraflamak istedim ancak çevresi çevrilmiş, uzaktan gördüm. Büyük bir bölümü yıkılmış. Hemen yan tarafta caminin duvarında yer alan bir kitabe söz konusu caminin batı cephesinde. Burada da özetle şunu söylüyor. Hazihi türbetül merhume Zeynül Ulema'i İbnetül Merhum Eşşeyh Ahmet Rahimahullah ifadesi. Burada Şeyh Ahmet Kuseyir'in kızına ait bir türbenin varlığına işaret etmekte. Hamamlar da az önce Bülent Hocam bahsetti Antakya'da hamamların olduğundan. Bu dönemde de hamamlar yine tespit ediyoruz. Bu Saka Hamamı, Darül Berter Cündi ve Belçeri Hamamı'nın bu dönemde olduğunu görüyoruz ama Cündi ve Beyseri Hamamı'nın Memlükler döneminde inşa edildiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra cezaevi var. Sur üzerinde bulunan kale burçlarından bir tanesi cezaevi olarak kullanılmış. Bunun yanı sıra şehirde doğrudan bir mimaristan, bir hastane olduğu bilgisi yok ama daha önceki dönemlerde şehirde bir hastanenin inşa edildiğini biliyoruz. 1063'te Antakya'da inşa ettiğini biliyoruz. İbn-i Butta'nın verdiği bilgilere göre ve burada ilginçtir, tıp alanında tanınmış alimlerin yetişmesine zemin oluşturduğunu düşünmekteyiz bu hastanenin. Bunun yanı sıra burada tedavi edilen hastalıkların sıcak ilaçlarla tedavi edilen hastalıkların yanı sıra soğutma tedbirleriyle felç ve benzeri hastalıkların tedavi edildiğini görüyoruz. Kaynakta şöyle bir ifade rastladım, affınıza sığınarak bunu paylaşmak isterim. Aynen şunu söylüyor. İbn-i Butta'nın yanına, daha doğrusu buradaki hastanede hekimin yanına bir hastayı getiriyorlar. Feşri bir hastayı getiriyorlar.
hasta tamamen yürüyemez bir durumda. Hemen bunu soğuk su, sıcak odaya kapatın deniliyor. Bayılmadan öncesine kadar sürekli kapıdan bakıyorlar. Bayılmadan öncesine kadar o sıcak odada tutuyorlar. Daha sonra da soğuk bir havuzun içine atıyorlar ve o hastanın havuzdan koşarak çıktığı bilgisi yer almakta. Ben de bu konuyu Sayın Hocam burada sağlıkçıdır. Sağlıkçı hocalarımıza danıştım. Böyle bir tedavinin mümkün olabildiği zaman zaman kullanıldığı bilgisi geldi. Buradan hareketle kaynağımda temin ettiğim bu bilginin doğru olacağını düşünerek sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Efendim? Aynen. Tarihsel süreçte şehrin nüfusuna baktığımızda Roma döneminde oldukça kalabalık bir nüfus söz konusu. Ancak savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi sebeplerden dolayı şehrin bu özelliğini yitirdiğini görüyor. Çünkü depremler nedeniyle şehir terk ediliyor. Veba salgını yaşanıyor, şehir terk ediliyor defalarca. Ancak Osmanlı tarih kayıtlarına göre... Tamam hocam. Antakya'nın tahmin nüfusunun 1526'da 6143, 1536'da 7800 olduğunu görüyoruz. Antakya ve çevresine gelecektir 1325'te İbn-i Battuta ve şunları söyleyecektir. Yörede yaşayan halkın çoğunluğu Türkmenlerden oluşmaktadır. Ondan 100 yıl sonra da Fransız seyyah Bertrandon Antakya'ya gelecek 1432'de ve Antakya'yı Türkmenler ülkesinin başkenti olarak nitelendirecek ve Antakya'dan itibaren yörede Türkçenin konuşulduğunu ifade ederek Türkçenin de güzel, özlü ve öğrenmesi kolay bir dil olduğunu söyleyecektir. Burada Kayıtbay'la beraber, Memlük Sultanı Kayıtbay'la beraber gelen Memlük tarihçisi İbn el-Cihan'ın eserinde vermiş olduğu bir bilgiyi paylaşmayı uygun gördüm. Buradaki görmüş olduğunuz kamıştan yapılmış olan evler, sazlıktan yapılmış olan evler Hu evleri diye isimlendirilmekte. Dolayısıyla şunları söylüyor yöredeki Türkmenleri ifade ederken şehrin ahalisi çoktur ama onlar sanki Türkmen Gacer Arapça ifade etmiş. Karşılığına baktığımızda Çingene bu da yani göçebe Türkmenler olduğunu ifade etmek istediğini söyleyebiliriz. Bunların çadır biçiminde ağaçtan yapılmış, üzeri saz ve kamışla örtülmüş evleri vardı ve bunlara Burdi adı verilmekteydi. Amik Ovası ve çevresindeki sazlıkları hatırlayacak olur isek yörenin doğal malzemelerine bu ev yapısının örtüştüğünü söyleyebiliriz. Ve bunun yanı sıra burada nüfusla ilgili Türkmenlerin kökenlerine, menşelerine dair bir şeyler söyleyecek olur isek, Oğuzların Bozok koluna mensup Bayat, Avşar ve Beydilli boylarına mensup Türkmenler, bununla birlikte Üçoklara mensup Türkmenler bu yörede yaşıyordu. Ramazanoğulları, Özeroğulları, Doğancıoğulları ve Gündüzoğulları gibi Türkmen aşiretleri burada bulunmaktaydı. Bunlara Şamlı veya Şam Türkmenleri denilmekte. Bunların bir kısmı yerleşik hayata henüz geçmemişti. Ve son olarak şehrin ekonomik durumuna da kısaca bir ifadeyle belirtecek olur isek, bu dönemde Antakya'da ticaret, dokumacılık, tarım ve hayvancılık yürütülen başlıca ekonomik faaliyetlerden biriydi. Antakya ve çevresinde buğday, arpa, mısır, pirinç, mercimek, susam, nohut gibi hububat yanı sıra her çeşit sebze ve meyve üretimi yapılmakta. Zeytincilik gelişmişti. Zeytinyağı ile sabun üretimi şehrin ekonomisinde önemli bir yere sahipti. Elde edilen zeytinyağı ve sabun Suriye ve Mısır'a ihraç edilmekteydi. Tarihi ticaret yolları üzerinde bulunan kent aynı zamanda Halep-Ayas ticaret yolu üzerinde bulunmakta. Bağras'tan geçmekteydi bu yol. Bu yol aynı zamanda Memlükler döneminde posta güzergahıydı. Posta yolu güzergahıydı. Bununla birlikte dokumacılık yine bu dönemde önemli. İpek ve ipekli ürünler bu dönemde önemli. 13. yüzyılda Antakya kumaşı adıyla ipek kumaş üretildiğini ve Avrupa saraylarını süslediğine dair elimizde kayıtlar bulunmakta, kayıtlar mevcuttur. Bunun yanı sıra
Antakya'nın yanı başında bulunan Bağras'ta da yine dokumacılığın yapıldığını ve debriye adı verilen bir kumaşın burada üretildiğini görüyoruz. Ekonomik faaliyetlerden birinin de hayvancılık olduğunu görüyoruz. Antakya'da iyi cins atlar yetiştirilmekte ve 1344-45'te Kusayır'ı ziyaret eden Emir Şerefeddin Musa'nın burada iyi cins ve bakımlı atlar gördüğünü görmekteyiz. Bununla birlikte son olarak şehrin çarşısının iç içe yapılar şeklinde çarşılardan oluştuğunu ve bu çarşı içerisinde 9 han yapısının bulunduğunu ve burada 318 dükkanın yer aldığını görüyoruz. Antakya'nın bu dönemine dair vurgu yapan batılı araştırmacılar şunu söylemektedir. Memlükler şehri harabe bir kent olarak bırakmışlardır, önemsememişlerdir. Oysa biz iki yönden Memlüklerin kente önem verdiklerini görüyoruz. Birincisi kenti bir Türk İslam yurdu haline getirerek buraya önem vermişler. Kentin stratejik önemini vurgulayarak bunu bu şekilde bize yansıtmışlardır. Aynı zamanda şehirde canlı bir ticaretin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve şehrin yıllık gelirine baktığımızda 24 karat olan yıllık gelirin yarısının Mısır'da, Kahire'de bulunan Erremliye Medresesi'ne de bağışlandığını görmekteyiz. Evet, beni dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu panelimizi ben depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza, onların anısına saygıyla diyerek hepinize teşekkür ediyorum. Hocam. Şimdi Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı eseri vardır. Orada Birinci Dünya Savaşı'nı anlatırken şöyle bir konudan bahseder. Yaşlı bir kadın her gelen trenin önüne geçiyor. Ve her gelen trenden inenlere soruyor. Ahmet'imi gördün mü? Ahmet'imi gördün mü? Ve devamında da şunu söylüyor. Hayır diyor. Kimse Ahmet'ini görmedi. Ama diyor Ahmet'in Allah'ın Hazreti Muhammed'e anlatamadığı cehennemi gördü orada diyor. Ve diyor orada acaba skorpit mi onu götürdü? Yoksa tifo mu? Tüfüs hastalığı mı? Bütün bunlardan kurtulmuşsa eğer bir de Ahmet'ine soracaksın diyor. Ahmet'imi gördün mü? Şimdi gerçekten de yaşadığımız felaketin boyutunu belki bu şekilde özetleyebiliriz ama gerçekten de bu büyük felaketler ardında çok önemli kültürel değerler oluşturuyorlar. Belki de bunun sonucunda güzel öyküler, romanlar, ağıtlar ortaya çıkacak ki dün rektör hocamızın konuşmasından anladığımız kadarıyla Ali Parlak'ın şiirinden bunlar yavaş yavaş oluşmaya başladı. Dolayısıyla kültürel değerlerimize ve tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii. Mikrofonu al Haydar Hocam. Teşekkür ederim. Açık mı? Şimdi Amerikalılar bu depremden sonra hemen bir gün sonra buraya geldiler. Kaliforniya depremiyle ikiz bir deprem olduğu yönündeki bilgileri basına dağıtarak geldiler. Ben de merak ettim Kaliforniya depreminden ne oldu diye. 2009 yılında Kaliforniya'da bir deprem meydana geliyor. 2011'de de bu meşhur Arnold Schwarzenegger, Kaliforniya devlet eyalet başkanı oluyor. Dolayısıyla hemen bir yıl sonra 2011'de bir çalışma başlatıyor ve deprem etüdü çalışması yapıyor ve bir kanun çıkarıyorlar. Kanunun içeriğinde önemli olan bizim Antakya için kısım şu. Orada
bir şehir jeoloğu, bir de eyalet jeoloğu olmak üzere iki jeolog tayin ediyorlar. Bu jeologlar hiç yerleşim yeri olmayan bir mekanı inceliyorlar. Burada bir yerleşim yeri kurulacağı zaman bir hat var mı, bir fay hattı var mı diye inceleme yapıyorlar. Burada ölü veya diri bir fay bulunduğu takdirde bu fayın 4 kilometre sağında ve 4 kilometre solunda olmak üzere alanı boş bırakıyorlar. Ve dışında, 4 kilometrenin dışında sadece karkas, ahşap yapı, bir ailenin oturabileceği tek katlı ve yine çelik karkas, bir ailenin oturabileceği iki katlı bina yapıyorlar. Şimdi biz günümüzdeki hadiseye baktığımız zaman fayın üstünde bir üniversitemiz var. Altından geçiyor, nehirle buluşuyor, Samandağ'dan denize dökülüyor, belki Mısır'a kadar uzanıyor. Dolayısıyla bu fayın üzerinde biz yeniden bir şehir kuruyoruz ve bu şehri fayı bildiğimiz halde kuruyoruz. Ve burada yaşayan insanlar, hocalarımızın verdiği yüzyıllar boyunca sürmüş olan bir sürü depreme rağmen aynı yerde, aynı binada yaşamayı bir talep olarak devlete dayatıyorlar ve Antakya aynı yerinde bir kez daha kuruluyor. Sayın Rektörümüzün de arz ettiği gibi belki yeni bir deprem olduğunda, belki 100 sene sonra, belki 200 sene sonra bizim torunlarımız bunu bir daha yaşayacak. Şimdi bu panelin sonucunu tabii ben bağlamayacağım, hocamız bağlayacak, ama benim arz etmek istediğim husus, bu memlekette yaşayan insanlar bunu bir kere daha düşünmeliler. Devletten bulundukları yerde değil, bulundukları yerin en azından 4 kilometre dışında, mesela Espo'nun olduğu yerde veya Amanosların dibinde, bugün yeni konutların yapıldığı alanlarda yeni bir şehir kurulmasını talep etmeleri bence çok uygun olacaktır. Kaliforniyalılar böyle yapıyorlar. Ama biz maalesef inadımızdan dolayı, bu şehri çok sevdiğimizden dolayı, yerimizden ayrılamadığımızdan dolayı bir kere daha aynı şeyi tarihi tekerrür ettirerek yaşamak durumunda kalacağız diye arz etmek istedim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz abi. Evet Mehmet Hocam, buyurun. Yani deprem olduktan sonra 25 yıl sonra küçük depremler olmuş. 50 yıl sonra da büyük deprem. Yani böyle bir genelleme yapabilir miyiz? 2050'de böyle küçük bir deprem, 2075'te büyük bir deprem mi? Sayın hocam, bekleyebilir miyiz? Şimdi zaten en sonuç bölümünde diğer bölgelerdeki depremlerde belki böyle bir çıkarım yapmamız, yani üç aşağı beş yukarı bir fikir verebilir bize. Ama Antakya maalesef iki tane büyük fayın etkilediği bir coğrafyada. Doğu Anadolu fay hattı ve Ölüdeniz fay hattı. Şimdi tarihte baktığımız zaman Doğu Anadolu fay hattından kaynaklı depremler aşağı yukarı 300-350 yılında bir, 270-300 o civarlarda olduğunu görüyoruz. Ama bu büyük bir depremin ardından bazen 2 senede olmuş, bazen 30 senede, bazen 50 sene sonra bir büyük deprem daha olmuş. Bu aynı faydan kaynaklı değil. Bu da Ölüdeniz fayından kaynaklı. Dolayısıyla bu istatistik, bu döngü istatistiğini Antakya için söylemek çok doğru olmuyor maalesef. Ben bayağı baktım depremlerin oluş tarihlerine, küçüklü büyüklü bir şey çıkarabilir miyiz diye. Tutmuyor bir şey. Yani yarın da olabilir, 200 sene sonra da demekten başka çare kalmıyor yani Antakya için. Netice itibariyle her şeyi Allahu alem. Evet öyle Ali. Yani tedbiri almak daha iyi. Ben Ali Tosun da. Tedbiri almazsak her şeyi Allah'a bırakamayız. Tedbir alıp ondan sonra Allah'a bırakacak. Doğru mu? Dediği gibi az önce hocamız anlattı. Aynı fay hattının yerine yeniden inşa koyuluyor. Yani yeniden inşaatlar yapılıyor. Olmaması lazım bence. Tepeler yapalım, kayaların üstüne yapalım gerekirse. Niye Bağrı'na kadar bir şey olmadı? Neden? Çünkü oralar kaya.
Kayaların olduğu yer çok sağlam. Ben de tepelere isterim yani evlerin yapılması. Karşı dağa yapılabilir. Habinacır Dağı'nın arka tarafına böyle kayaların sert olan zeminler yapılırsa bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Doğru mu hocam? İnşallah olmaz. Yani önce bak, tedbir sonra tevekkül. Şekil alda olduğu gibi varinatta hiçbir şey olmamış. Hiçbir taş daha düşmemiş. Niye? Kaya çünkü. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Hocam ben sözü alayım isterseniz. Tabii. Hocalarımıza kıymetli bilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Panelistlerimize teşekkür belgelerini vermek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Turan'ı sahneye davet ediyorum. Toplu fotoğraf çekimi için siz değerli katılımcıları da sahneye davet ediyorum. Yeah.